Herkese merhabalar. Bugün Peugeot Şençelik'teyiz. Yeni 208 GT'nin inceleme videosuyleyiz. Şöyle genel bir tasarımın aracına bakalım. Dış tasarımı bu GT paketinde 17 inç jantları var. Diğer paketlerde 16 sanırım. Aktif'de de 16. Allure'da da 16. Bunda 17 inçlik jantlar var. Yan tarafta diğer donanımlarından farklı olarak bu piyano bilekli dodikler var. Bu aracın biraz daha kaslı görünmesini sağlıyor. Şöyle genel bir tasarımına siz bir bakın. Ben ön tasarıma yavaş yavaş geçelim. Burada GT paketinde üçlü aslan pençesi farlar var. Allure'da LED, Active'de de normal halojen farlar var. Ama bu aslan dişi şeklindeki tasarım her donanım seviyesinde standart. Burada 208 model yazımız 2008'de, 3008'de olduğu gibi buraya geldi yine. GT donanımında piyano bilekli böyle kromlu güzel bir panjuru var ve Peugeot logomuz da ortada konumlandırılmış. Aşağıda front asist, çarpışma önleme ve şerit takibin sensörünü görüyoruz. Ön tasarımın geneline baktığımız zaman Peugeot'un yeni tasarım dili 2008'de de gördüğümüz gayet agresif ve kaslı bir görüntüsü var. Şöyle yan tarafına doğru hafiften geçelim. Önde park sensörlerimiz var bu arada. Yan tasarımında kapı çizgilerimiz gayet düz. Kapı çizgisi arkada yükselmediği için arkası biraz daha ferah bu arabanın. Aynalarımız yine piyano bilek. Dodiklerimiz piyano bilek. Jantta piyano bilek detaylar mevcut. Ve aynı şekilde cam tavanın arka tarafında da bu piyano bilek detaylar devam ediyor. Araçta genel anlamıyla piyano bilekle bir zıtlık oluşturmaya çalışılmış. Bu C sütununda GT logomuzu görüyoruz. Burada yine depo kapağımız mevcut. Araçtan uzaklaştığımız zaman keyless kendini kilitliyor. Arka stoplarımız 3008'de gördüğümüzün tasarım olarak aynısı, boyutu küçültülmüş. Yine arka tarafta da piyano bilek detaylar devam ediyor. Orta hat Peugeot yazısında oldu ve aşağıdaki difüzörümüz de yine piyano bilek. Bu 130 beygirlik versiyonu olduğu için çift çıkış egzoz mevcut ve GT logomuzu görüyoruz. Şöyle bagajına doğru hafiften geçelim. Manuel bir bagajımız mevcut. 300 küsür litreydi. Ben yine yazarım oraya ekrana, görürsünüz. Burada baktığımız zaman yanda böyle bir lastiğimizi görüyoruz. Bagajın altında da bunda stepne yoktur muhtemelen. Aynen stepne yok. Güzel yine B sınıfı standartlarında bir bagaj. Tutma kolumuz mevcut böyle direkt. Kapatabiliyoruz. Yavaştan iç tasarıma doğru geçelim. Dış tasarımını ben genel anlamıyla çok beğendim. 208 tam olmuş artık. B sınıfının arkaya doğru geçelim. Arkada karartılmış camlarımız mevcut. Ön koltuk biraz gerideydi. Ben şöyle oturayım. Evet, arka kapıyı da şöyle kapatalım. Gayet sessiz bir iç mekanı var. Ve cam tavan aracın içini çok ferahlatmış. Açayım, ışık olsun. Ön koltuk bayağı geride gördüğünüz gibi. Diz mesafesi 3 parmak. Benim boyum 1.75. Ön koltuk ama bayağı gerideydi. Ben bu kadar geride kullanmam. Baş mesafem de gayet güzel. Şöyle baş mesafesi de 3 parmak. Hatta şurada biraz oyuk var. 4 parmağa kadar. Gayet rahat arkası. Şöyle devam edelim arkada. Burada herhangi bir havalandırmamız yok ama 2 USB'miz var. Geçen Clio incelemiştik. Hatırlarsınız orası dümdüzdü. Burada bir 10 santimlik vesaire bir şaft tüneli var. Şurada bir filemiz var. Gördüğümü söylüyorum. Bu Clio'dan rahat ve daha kaliteli hissettiriyor. Şu arka kapı üstlerimiz sert ama elimize attığımız her yer yumuşak. Burada yeşil de aracın içinde zaten genel olarak yeşil dikişli detaylar var. Artık spor versiyonlarda bunlar olsun abi. Kırmızıdan sıkıldık. Fark ettiğim bir şey şöyle göstereyim. Kapıdan içeriye doğru süzülüp oturuyorsunuz. Biraz daha genişlemiş o yönden. Ortada herhangi bir kol dayaması yok. Yine B segment olduğu için ama orta koltuğu Clio'dan geniş. Ben şöyle ortaya doğru bir geçeyim. Ortada da 5 kişi zor durumda kalırsa bir 100 kilometre falan gidebilir. Ortadan öne bakışta genel olarak böyle. İç tasarım mükemmel, dış tasarım mükemmel. Gerçekten B segmenti de benim çok beğendiğim bir otomobil oldu bu. Bak burası daha normal. Oturduğum zaman bir karış. Gayet yeterli bir diz mesafesi var. Koltuklar çok güzel. Deri alkantara karışımı ve yeşil dikişli. Bu yeşil detaylar devam ediyor komple. Isofix desteğimiz mevcut bu iki koltukta ve ön koltukta. Işık burada ışık tercih edilmiş. Cam tavan olduğu için arkada. Cam tavan açılmıyor ama aracın içini gayet ferahlatmış. Gayet ferah bir cam tavanı var. Ve tavan siyah GT, GT Line'da. Ben siyah tavan çok severim. Şöyle yavaştan öne doğru geçelim. Ön tasarım. Aha, arka kapı işleri de biraz ufak. Bir su şişesi zor sızar ama
Yani yeterli. Fazlasına da çok gerek yok açıkçası. Dediğim gibi şurası düz çizgi olduğu için arka ferah olmuş. Yani Clio'da mesela burası yukarı çıkıyordu. Benim omuz hizamı geçiyordu. Biraz boğuyordu. Bu iyi olmuş. Şöyle öne doğru yavaştan geçelim. Katlanır ayna var bu arada. Bunda kör nokta asistanı da var. Şöyle kapı içlerinden başlayalım. Kapı içi kapı üstleri sert ama verdiği hissiyat çok sert gibi değil. Burada karbon fiber kaplamalı, yani karbon fiber görünümlü detaylarımız mevcut. Elimizin gittiği her yer deri ve yumuşak GT donanımında. Katlanır aynamız mevcut. Dediğim gibi kapı kolumuz krom, 4 camlı otomatik. Kapı içi gözler ufak ama yeterli seviyede. Clio'dakinden bir tık ufak ama Clio'dakine de çok o kadar geniş değildi, kullanışlı değildi. Bu daha kullanışlı. Burada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu havalandırma refleşleri dışarı doğru geliyor ve şuradaki detay burada devam ediyor. Kokpit sizi sarsın diye. Şöyle genel olarak bakalım. iCockpit 3D, yani 3 boyutlu iCockpit mevcut bu arabada. Yine koltuklarımız deri alkantara karışımı. Destekleri çok iyi. Yanal destekleri, baldır desteği gayet iyi. İçeriye doğru yavaştan geçelim. Bu yeşil de dikişleri ben çok beğendim. Artık ben kırmızı dikişten sıkılmıştım spor versiyonlarda. Şöyle yavaştan içeriye doğru geçeyim. Aracın içine geçtiğimiz zaman direksiyonumuz iki kollu, ufak, çok güzel bir direksiyon, küçük, ele oturan. Göstergeyi kapattığını düşünenler var ama benim oturuş pozisyonum, şöyle baktığınız zaman gösterge görünüyor, gayet güzel. Burada ses açma kapatma, ekranlar arasında geçiş ve sesli komut. Kulakçıklarımız yine sabit Peugeot'da, standart. Burada sabitleyicinin butonları mevcut. Bu araçta adaptif cruise control, şerit takip asistanı, hepsi mevcut. Şöyle yavaştan baktığımız zaman burada piyano tarzındaki tuşlarımız ve buradan menülere kolay geçiş yapabildiğimiz, sesi kısalım. Buradan mesela radyoya geçiyor. Buradan klima kontrollerine, buradan navigasyon. Bu araçta navigasyon standart bu arada. Navigasyon standart. Kontak niye açılmadı? Açıldı. iCockpit 3D. Kapıyı kapatalım, araba geçiyor. iCockpit 3D. Buradan görünümlerini değiştirebiliyoruz şöyle. Navigasyon var. Sürüş var. Burada sürüş asistanlarını gösteriyor. Bir tane daha geçtiğimiz zaman kadranlar var. Solda hız, sağda devir saatini değiştiriyor. Bir tane özel 1-2 kendinize göre ayarlıyorsunuz. Asgaride de minimum derecede detay gösteriyor. Sadece hızı gösteriyor. Burada bence kullanılması gereken navigasyon. Şu kapıyı açayım biraz hava gelsin. Navigasyon çok hoş duruyor. 3 boyutlu. Bu kadran zaten iCockpit 3D diye geçiyor. 3 boyutlu. Sağda hız, solda kuzeyi kat edilebilecek mesafeyi ve haritayı gösteriyor. Yine burada da navigasyonumuz mevcut. Bu ekran GT donanımında standart geliyor. Buradan devam edelim. Buna bastığımız zaman araç ayarlarına giriyoruz. Burada telefon, böyle Android Auto ve ayarlara girebiliyoruz. Burada menü şöyle 3 parmakla bastığınız zaman böyle bir menü geliyor. Buradaki menüyü ekrana getiriyor. Burada da yine klima kontrolleri, dörtlü kapı kilitleme, ön cam rezistansı, arka cam rezistansı bulunuyor. Burada bir Type-C, bir normal USB bulunuyor. Bu da Type-C'ye geçişe doğru bence gayet mantıklı olmuş. Bir tane normal USB şarttı. Burada bir göz var. Şöyle açılıyor. Buraya da telefon koyabiliyorsunuz ve kablosuz şarj desteği mevcut bu arabada. Aşağıda bir gözümüz var ve burada 12 voltluk bir soketimiz var. Bu da güzel, 12 volt olması güzel. Burada yine Peugeot'dan 3008 ile başlayan uçak koluna benzeyen gerçekten güzel vites topuzu var. Ben bunu beğeniyorum gerçekten. Yana doğru geldiğimizde 2 bardaklığımız, burada sürüş modlarını seçebildiğimiz butonumuz ve elektrikli park frenimiz bulunuyor. Şöyle kol dayamamız, ileri geri ayarı var. Yükseklik ayarı yok ama konumu güzel ayarlanmış. Yüksekliğe pek ihtiyacı olmuyor. Burada ufak bir gözümüz var. Aşağıda kol dayama bayağı büyük. Şöyle kolumu sokayım içeri doğru. Bayağı gidiyor kolum şu kadar. Geniş, güzel bir göz mevcut. Peugeot aslında zaten saklama gözleri olarak cömert davranmış bu arabada. Burada bir göz var, burada bir göz var. Gayet yeterli. Malzeme kalitesi de yumuşak. B segmentinden beklenmeyecek kadar gerçekten güzel. Yine burada yeşil dikişlerimiz devam ediyor. Burada da karbon fiber detaylarımız devam ediyor. Şöyle bir torpidoya baktığımız zaman yani bence bayağı derinmiş ya. Buradan gidiyor bayağı. Burada da bir gözümüz mevcut. İçinde ışık yok ama bir de kaplama da yok. B sınıfında gayet normal bir. Hatta bu Clio'dan güzel. Geçen Clio'ya da baktık hatırlarsanız. Bu Clio'dan kat kat daha iyi bir araba diye düşünüyorum.
Böyle genel olarak üst tarafa şöyle bakalım. Burada makyaj aynalarımız ışıklı. Bu ışıklar yine dokunmatik, yeni trend. Gerçekten güzel. Aynamız çerçevesiz, güzel bir aynamız mevcut ve yine cam tavan dediğimiz gibi devam ediyor. Siyah tavan da güzelmiş. Aracın içinden aktaracaklarım da bu kadar. Böyle dışarıya çıkalım ve kapanış yapalım. Evet, bugün sizlerle birlikte yeni 208'i inceledik. Gayet güzel, hoş bir araba olmuş. Ben açıkçası B segmentinde bir araç alacak olsam hiç düşünmeden 208'i tercih ederim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.